Merhabalar. Ali Sezen'le beraberiz. Benim şahane arkadaşım süper bir gitar yapmış. Şimdi bize kendisi neler ettiğini anlatacak. Ali'cim hoş Merhaba geldin. Merhaba herkese. Selam abi. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Muhteşem. Tam yani. O... Tam benlik işte. Ve sedir değil dedin. Değil abi. Açıklayacağım şimdi. O garip. Nurkan abi senin de bildiğin üzere uzun yıllardır karşılıklı istişarelerle, birçok hocamız, abilerimizle istişarelerle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ailecek, atölyecek yapmaya çalışıyoruz. Şu an tek ayakta evet, devam ediyorum. Evet. Bu benim 2017 sonuna doğru Münih konservatuarına bir müşterime yaptığım bir konser modeli abi. Yanlık ve sırt ağacı Indian Rosewood, Hint gülü. Doğu Hint gülü. Doğru bir freze kesit. Aslında dışarıdan bakıldığı zaman geleneksel bir enstrüman tasarımı olarak gözüküyor. Hı-hı. Buradaki en can alıcı değiştirdiğim şeylerden biri, öndeki sedir gibi gözüken ses tablası bir ladin ağacı. Bir Kafkas ladin ağacı. Ancak bu Türkçesi olmadığı için... Ladin, İngilizcesi ne ladin? Spruce. Ha, spruce. Spruce o. Sedar'da, cedar'da, cedar'da sedir. Tamam. O spruce hep görünce... Spruce ladin abi. Ya bana bakın ya, İngilizce kasmayın işte, bak hatırlamıyoruz yani. Ya çünkü de... hayır, her katalogda Türkçe yazmıyor ki kardeşim. Bu torification işlemini açıklamak gerekirse hızlıca ve kısaca, belli bir odada, belli bir ısıda ve belli bir sürekli olan basınç içerisinde ağacı hızlı ve organik forma yakın şekilde kurutma işlemi. Bunu normalde yaş ağaçlara yapıyorlar tekne endüstrisinde, mobilya endüstrisinde. Hı-hı. Ama enstrüman endüstrisinde zaten biz yapımcılar genelde ağaç stoklayan insanlarız. Ben de bu enstrümanı alan insan modern ve geleneksel repertuara beraber götürmek istiyordu. Hı-hı. O yüzden de birazcık tonal olarak hem iki tane spesifik ama aradaki geniş range'i, geniş aralığı kapsayabilecek bir şey tasarlamaya çalıştım. Şu ana kadar da aldığım yorumlar, kafamda toparlamaya çalıştığım şeyle eş zamanlı geldi. Hı-hı. Açıkçası. Triller, tam olarak o triller için aslında. He? Biraz dağınık çalışıyor. Evet, dediğine göre. Bir de abi, projedeki asıl amaç şurada... Sizin çok daha vakıf olduğunuz sonuçta tuşa veya ton çıkartırken aslında, hı-hı, 12. pozisyonuna eşeğin, evet, başındaki alanı kullanıyoruz. Hı-hı. Ben buranın bir mix board'u gibi olmasını istedim. Tamam. Buradan başlayıp 12. pozisyona geldiğimiz zaman 3 ana kolonda ama 3'er farklı ara tonda bas ve mid değişikliği yapmak istedim. Ha. Değil mi? 12. pozisyona doğru gel abi. Şuraya kadar yeter bana. Hı-hı. Hani... Burada güzel bir kontrast, hı-hı, yaratmak istedim. Ki tuşe veya repertuara göre... Var. Mesela şu yarayışlı olur. Tam böyle... Karşıya iyi gidecek yerler zaten bunlar. Zaten konser enstrümanı değil, söyleme sebebimiz aslında, tabii, lüks olmasını vurgulamak için değil, sesi karşıya yönlendirecek bir formda yapmaya çalışıyor olmamız. Tabii şimdi gitar alırken mesela, tamam mı? Sen oturup da, bu da öyle, bak benim salmone de öyledir. Ya yani oturduğun yerde öyle çok fancy gelmeyebilir sana ses ama. Ama zaten ilgilendiğim şey o değil. Olay o değil. Yani konser salonunda, tabii, evet, ileri koltuklara gidebilmesi. Evet. Yoksa herkes banyoda iyi şarkı söylüyor ama ses ileri gitmeli yani. Plan buydu açıkçası. Memnun da kaldım açıkçası yaptığım şeyden. Şimdi hatta bir tane daha jürisi olduğum Malta Uluslararası Enstrüman Yapımı Yarışması'na. O ne zaman? 18 Ocak 21 Ocak aralığında oluyor yarışma. Malta Enstrüman Yapımı Yarışması. Uluslararası Enstrüman Yapımı Yarışması. Görevlisi olduğum İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzik Teknolojileri bölümünden bir öğrencimiz hazırlanıyor şu an yarışmaya. Derya Eroskay. Ben de jüri olarak ve bir sunum için, gitar yapım teknikleri üzerine bir sunum için orada olacağım. Umarım güzel sonuçlarla ve güzel haberlerle tekrar döneceğiz. İnşallah. Allah. Akabininde bu seneki programımız, yarışma öncesinde bir okulumuzda sergi ve müzik teknolojileri günlerimiz var. İkisi de 18 Aralık'ta başlıyor. Müzik teknolojileri günleri bir gün sürüyor abi. İTÜ'de. İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü'ndeyiz. Müzik teknolojileri bölümünde. Biset salonunda olacak
Müzik Teknolojileri Günleri. Hı hı. Müzik Teknolojileri etrafındaki birçok interdisipliner çalışmada bulunmuş. Birçok hocamız ve profesyonel gelip söyleşiler, seminerler ve uygulamalı demonstrasyonlar yapacak. Bizim de aynı zamanda ikincisini düzenlediğimiz ve artık bir gelenekselleştirmeye başladığımız Müzik Teknolojileri Bölümü Genç Çalgı Yapımcıları sergimiz var. Müzik Teknolojisi bölümü altında mı çalgı yapım? Bizim artık bölümümüz Müzik Teknolojileri Bölümü olarak bir bütün program. Ses tasarım ve enstrüman yapımı olarak daha sonra branşlaşıyoruz. Alt bölümü, evet. Alalım. Öğrencilerimiz kendi okulumuzda eğitim alan öğrencilerimizin yaptığı enstrümanlar ve daha şu an belli olmakla beraber birkaç hocamızın da enstrümanıyla beraber, ben dahil olmak üzere kendi yaptığım Malta enstrümanını da sergileyeceğim orada. Maçka kampüsündeki konservatuvar kutuphanesinde 18 Aralık 21 Aralık arası 3 gün boyunca sergimiz olacak. Her isteyen gelebiliyor mu? Giriş ücretsiz ve herkesi bekliyoruz. Açık yani. Açık ve mikrotonal gitarın Türkiye'deki en önemli temsilcisi Tolgan hocamız da gitarları deneyip orada ufak bir mini dinleti yapacak ilk gününde. Herkesi bekliyoruz. Başta sizi, tüm ekibi ve ilgilenen herkesi bekleriz. Aklınızda bulunsun. Bir şey soracağım. Tabii ki. Akort, şu makineyi ne tercih ediyorsun, ne kullanıyorsun? Açıkçası param olduğu zaman, yani çünkü iyileri, yani gerçekten profesyonel seviyede kullanılacak ürünler artık Türkiye'nin ekonomik para gidişatından dolayı çok ulaşılamıyor. Pahalı. Pahalı, çok kaç pahalı. Kaç dolar, kaç euro? Şu an bir Schallerburg'u 600 lira. Bir dediğin tüm takım mı? Evet, evet. Aha. Yani Schaller 600 çok pahalı değil. Yani çok ekstrem mesela ne kadar? 1000 euroya Rogers'ın, Beverly'nin Rogers'ın çok iyi burguları var. 1000 euro, 1200 euro. Schaller seviyesinde bir mekanik kaliteden sonrakiler artık birazcık daha imaj ve tamamen klasla alakalı. Çünkü Schaller, yani mekanik kalite olarak Schaller gömleği ve üstü 10 dolarlık, 20 dolarlık bir burgu ile Schaller arasındaki gömlek farkına 100 birim dersek, Schaller ile Rogers arasındaki birim 20 birim değildir. Güzel anlattın. Aklına gelen olacaktır. Atıyorum bir tane ortanın altı bir çalgım var. Hı hı. Şeyinden şikayetçiyim yani şunun burguları tur almasından, şusundan, buzu iğrenç yani. Hı hı. Mesela tutup da öyle bir gitara atıyorum Schaller taksam beni aforoz eder mi? O faydalı bir hamle olur değil mi mesela? Schaller burada hani reklam gibi değil de daha çok yok aslında yani ürün değil. Evet yani burada mekanik kaliteden bahsediyoruz. Belli bir materyal kalitenin üzerindeki her ürün, takılacak her enstrümandaki entonasyon ve çark kalitesini sunduğu kadarıyla yani 100 birim aradaki fark 100 birim etkiler tabii. Tamam, ben burgudan bahsediyorum. Çok güzel bu arada gitarın action'ını çok sevdim. Çok bir güzel önceki yapmışsın. İstişaremizde çünkü birazcık yüksek geldiğinden bahsetmiştim. Ama bu hakikaten yani bu bayağı bana yapmışın gibi evet, olmuş. Farklı bu... bir geometri ve sap açısını biraz değiştirdim. Çünkü konserde çok alçak çalınmıyor biliyorsun abi. Ama çok yüksek çalmak da makbul oldu. Öyle yapan manyaklar evet. var. Ben Linda Manzer'in Pat Metheny'ye yaptığı gitarı 2011'de Montreal Jazz Festivali'nde çalmıştım. Standta sergiler. Söylemiştim. Picasso çok güzel tonlu gitar bu arada. Ama telli yüksekleri... Picasso gitar dediği gitar değil. 42 telli kocaman bir şey. Dev bir oluşum gerçekten. Linda Manzer müthiş yapımcıdır. Linda Manzer dünyadaki en önemli şu an bilinen evet. kadın yapımcımız. Kadın evet. Evet bu çok önemli bir şey. Çünkü helal olsun. Şu an çok genç kadın lütfiyelerimiz, okulumuzda öğrencilerimiz, dünyanın dört bir yanında kadın lütfiyeler fuarlara katılıp atölyelerinde şu an müthiş işler yapıyorlar. Okulda var mı? Var tabii. Kaç kişi var? Şu an okulda bizim 5 tane kız öğrencimiz oh, var. Oh yaşasın. Bizim okulumuzda çok sürekli olarak yaylı ve mızraplı sazlardan bayan öğrencilerimiz, kız öğrencilerimiz çok fazla şey yapıyorlar. 12. pozisyondan bakılır action'a bu arada. Yani gitarımızın tel yüksekliğini konuştuğumuz zaman referans noktası bas ve tiz telin 12. pozisyondaki tuşun üzerinden telin altındaki yüksekliğini baz alıyoruz. 6,5 milimetre falandı. Yani averaj bir gitarda 3.7... Boğaz köprüsü gibi. 4.2 milimetre olan bir şey 2,5 milimetre yakın falandı. Ama işte tercih. Bak gördün mü? O tırnak işte. Ama yönü verdim şimdi. Bu şey gibi yola girince oturuyor artık. Yok ben yapıyorum. Sen yüksen yola gireceksin. Sen şöyle kapıyorsun. Hayır. Ha. Abi. Şey, o delilik işte o biraz. Order değiştiriyorsun değil mi abi? Pimasını basıncı. Ha basıncı değiştiriyor. Tabii ki ben. İstersen yok et. İstersen ya da mesela şunu çabuk yaptım düşün ya da çünkü cevap da veriyor. O yüzden pahalı gitarlar anlatabiliyor muyum? Yani yapması dert yani çok uzun zahmetli bir şey tamam mı ve bir yerde tamam bunun planı, çizimi, şeması, şusu busu var ama buna gelene kadar çok fazla uğraşmak lazım değil mi abi? Bence en güzel tavsiye olur. İki tane insan düşünelim. İkisinin de kafasında bir şey var.
İkisi de bir şey istiyor. Bunlar buluşup hiç görmedikleri bir şeyi beraber yapıyoruz diyorlar. Yapımcı ve çalıcının müşterek diyalogundan bahsediyorum. Ve ortaya iki tarafı da tatmin edecek bir şey çıkarmaya çalışıyorsunuz. Hayır, senden bahsediyorum kardeşim. Yani 16 yaşında, 15 yaşında senin eline versek ağacı bu çıkmayacaktı yani. Ondan bahsediyorum işte. 15 yaşında benim elime ağacı verdiler abi ve çıkmadı. Çıkmaz. Ya ilk seferin olması mümkün değil ki. Mümkün değil. Benim şu an bu üzerinde uğraştığım klasik kitap olarak 62 numara. Tabii ki üzerinde şahsen uğraştığım rakam farklı bir rakam ama biz bir aile atölyesi olduğumuz için biliyorsun abi, sen çok çok iyi biliyorsun. Yani sürekli olarak bir etrafta enstrüman dönüyor. O benim aslında RG ile alakalı açıma çok yön verdi. Çünkü çok fazla yanlık ve ses tablosu görmeye başlıyorsun. Alternatifler ve permütasyonları düşünmeye başlıyorsun. Bunu alayım, bu iyiydi. Bunu alayım buradan ve bunu bırakayım demek için de senin gibi gitar gibi cevap veren, yani düşündüğünü söyleyip "Aa bak, bundan rahatsız oldum ya da bu iyi" deyip bizi yönlendiren ve bizim kendi matematiksel araştırma geliştirme sonucumuzda bir şey çıkarmaya çalışıyoruz aslında. Ama beğendiğine gerçekten sevindim abi. Çok güzel gitar. Çok güzel. Ah. Buradan yırttım. Hadi Ya gitara da alışıyorum çünkü. Fark ettin mi abi? Yoksa sevdin mi sefer abi? Ha? Benimki 66. Uzun. Anladın mı? Şimdi oldu. Bu 65, o yüzden şeyim oradaki bir anda alışamıyorsun o farka. Şunda yani. Heh, o da tırnak. Bahane. Şimdi sonra ben yapacağım incelemesini eserin, orada anlatırım. Abi ellerine sağlık. Çok teşekkürler abi. Umarım gerçekten bir ticaret yapacağız seninle yakında. Belli oldu. Diyorum ya, hem literatürü takip edin hem de çevrenizi takip edin. Yani bunlar da bizim işimizin işte ayrılmaz bir parçası. Ülkede bilinçli olarak bunu yapmaya çalışan, öğretmeye çalışan, eğitim almaya çalışan bir güruhuz. Tabii. Bir sürü farklı enstrümanda, bir sürü farklı disiplinde. Ve bunların hepsinin artık bir yerde bir potada hem sosyal olarak, hem sektörel olarak, hem de akademik olarak bir araya getirmek bence hepimizin ortak projesi zaten. Bir de şöyle, yani gitar çalışıyorsun, ne diyorsun? Yani korkmayın okullara gitmekten arkadaşlar. Bölüm orası olarak, okul olarak kapımız herkese 7/24 her konu üzerine açık arkadaşlar. Orası insanlara açık yerler. Çekinmeyin. Yani mesela ben diyorum ya, işte sınava gireceksiniz şöyle böyle filan, insanlarla konuşun. Yani şimdi gidip Ali mesela bulsanız orada sizi, hadi canım oradan defol git demeyecek ki yani, korkmayın. Çekingen olmayın. Orası insanlara açık yerler. Bu eventlere de katılmaya çalışın. Ben orada olacağım. Hiçbir şey olmasa tanışırız arkadaşlar. Sohbet ederiz. Görüşürüz. Görüşmek üzere.